Türkiye'nin genç ancak kısa sürede kalkınan yüksek potansiyelli illerinden Batman. 2010 yılında kente havalimanı kazandırıldı. Batman, havayolu ulaşımının da rotalarından biri oldu. Havalimanı yıllık 700 bin yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. Millet bahçeleri geniş proje alanlarında hayata geçti. Binlerce fidan ağaca dönüştü. Batman'da yapılan 3 millet bahçesi kente yeni sosyal alanlar kazandırdı. Sağlıkta yükselen yeni tesisler hizmetleri ileri taşıdı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020 yılında hizmete açıldı. Kentte yapılan 7 hastaneden binlerce kişi yararlandı. Sağlıkta imkanlar yatırımlarla arttı. Öğrenci yurtları eğitim hayatlarını Batman'da sürdüren gençlerin yuvaları oldu. Yurtlar kapılarını açtıkça öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılandı. Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu 1000 öğrenci kapasitesiyle faaliyete geçti. Batman'da 7000'e yakın öğrenciyi ağırlayabilen yeni yurtlar yükseldi. Öğrenim, burs ve kredi desteğiyle desteklendi. Laboratuvar ve kütüphaneler öğrencilerin hizmetine sunuldu. Batman Üniversitesi ile yükseköğrenim yatırımları zirveye ulaştı. Üniversite akademik birimleriyle öğrencilere hayalleri için rehberlik etti. Kentin geleceğine yatırım yapıldı. Batman Biyoenerji Katı Atık Entegre Tesisi ile atıklar enerji üretiminde kullanıldı. Hem çevre korundu hem de tasarruf sağlandı. Batman'a 3,5 milyar lirayı aşan enerji yatırımı yapıldı. Enerji ağı giderek genişledi. Kentin tarihi yapılarından Hasankeyf Kalesi restore edildi. Kültür mirası titizlikle korundu. Hasankeyf Arkeopark'taki kazı çalışmaları ise tarihi gün yüzüne çıkarmak için devam ediyor. Batman'da kültürel eserler kayıt altına alındı, kültür varlıkları restore edildi. Kentte spor yatırımları da ihmal edilmedi. Batman Şehir Stadyumu 2018 yılında açıldı. Uluslararası standartlardaki stadyum 15 bin seyirci kapasitesiyle faaliyete geçti. Batman Spor Salonu da bu alandaki yatırımların önemli bir parçası oldu. İnşa edilen 162 spor tesisi ve 3 gençlik merkezi sporda kenti ileri taşıdı. Lisanslı sporcuların yetişmesini sağladı. Hasankeyf Köprüsü ulaşımda kat edilen mesafenin simgesi haline geldi. Mesafeleri kısaltan proje 2021 yılında açıldı. 2023 yılında yapılan Batman Hasankeyf yolu bölgede ulaşımı kolaylaştırdı. Batman'da 163 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Kavşaklar ve köprüler sürücülere konforlu ulaşım sundu. Yatırımlar il yolu ve devlet yollarıyla giderek arttı. 2008 yılında açılan Batman Sosyal Bilimler Lisesi kentte derslik sayısını artırdı. Batman'da okul ve eğitim kurumu sayısı 732'ye ulaştı. Öğrenciler için yeni eğitim imkanları sağlandı.